güzel şeyler konuşacağız anne. Tam sırası kahvenin. E iyi ya, güzel şeyler konuşalım. Yüzümüz gülmüyor günlerdir. Yasemin. Neden kahve içmiyorsun, söylesene. Ya? Ay ay ay. Ay anladım ben galiba. Ha? Doğru mu anladım? Ha? Evet. Kardeş geliyor Ömer'e. Oh be, ne güzel habermiş. Ay. Gel kızım buraya. Bir torun daha geliyor ha. Hey Allah'ım, kurban olurum sana. Yasemin ömrüme ömür kattın. Ay. Ay güzelim benim. Yasemin'cim. Ay ay ay. Ah güzel kızım benim. Yavuz, oğlum, bu söylediğinin aslı var mı? Var tabii. Savaş boşuyor çiçeği. Ne yapmaya çalışıyor bu? Sabrımızı sınıyor herhalde. Herhalde. Ama yine de bekleyelim bakalım şimdilik. Töremizde böyle bir şey yok oğlum. Kadının nikahını alacaksın, sonra sıkılınca göndereceksin. Yok öyle ya ama. Öyle tabii Hüseyin dayı. Dişimi sıktım, kan dökülmesin diye zapt ettim aşireti. Ama biz sustukça bunlar gelmezliği alıyor. He ya. Ahmet ağamız toprağın altına, Çiçek bacımız kapının dışına. Kan davası çiçek baldarlara gelin gitti diye durdu Yavuz. Biliyorum. Aslında kan davasını asıl bitirecek olan bu evlilikten doğacak çocuktu. O da olmadı. Anneciğim, yapma, ağlama ama. Ağlanır mı böyle bir günde? Ha? Elleriniz titriyor sizin. Su getireyim mi size? Bu heyecanların en güzeli. Tabii ağlayacağım, karışmayın siz bana. Bu sefer doğumu, ilk adımı hep gözümüzün önünde olacak. Çok sevindik kızım. Bereket getirecek eve, neşe getirecek inşallah. Teşekkür ederiz. Şimdi savaş çiçeği boşayınca Ahmet Ağa'nın kanı yerde mi kalacak? Sen elinden geleni yaptın Yavuz Ağa. Ama bundan sonra sen dursan da aşiret durmaz. İyi düşün bu dediğimi. Yok. Sağlam keseceğim cezalarını Hüseyin Ağa. Töremiz böyle buyurur. Yasemin. Kızım. Buyurun Şahnur Hanım. Çıkıyor muydun? Evet, iş yerine uğrayıp döneceğim. Ama sen artık hiç yormamalısın kendini. Merak etmeyin, çok kalmayacağım. Yasemin bak, ikinci torunum da geliyor artık. İşin resmi kısmı malum. Ama bizim gözümüzde bir evlilik ne zaman sağlam olur biliyor musun? Ne zaman? Birbirinize asıl Allah'ın huzurunda söz verdiğiniz zaman. Diyeceğim, tez vakitte size bir imam nikah kıyalım. Müzik.
Böyle bir şey kesinlikle olmayacak. Emin ol buna. Ben bekliyordum böyle bir şeyi. Şaşırdım dersem yalan olur. Tamam. İnsanlar istedikleri gibi evlenirler. Resmi nikah, imam nikahı, ikisi birden. Buna benim hiç itirazım yok. Ama benim durumumda kumalığımın tescili demek. Bu kadar basit. Yasemin. Ay yok, ben böyle bir şeye katlanamam Savaş. Tam da bunun için söyledim. Böyle bir şey olmayacak. Bana bırak bu meseleyi. Annem bir daha bu konuyu açmayacak sana. Belki. Ama hep aklında olacak. Ben korkuyorum artık. Tamam, hepimizin güvenliği için geldim buraya. Başka çare yoktu. Peki bundan sonra ne olacak? Daha ne kadar kalacağız burada? Seninle bir hayatımız olacak mı bizim? Elbette olacak. Ben bilmiyorum. İnanışa göre çoktan yazılmış olan şey. Alın yazısı. Son harfi R. Kader. Gözlerim de pek seçmiyor artık. Yaşlanıyorum ha abla. Dur bakalım daha. Fidan, bizim hoca efendinin adı neydi? Hani genç olan. Mustafa hocayı mı diyorsun? İsmail'e söyleyelim de arayıp davet etsin. Hayırdır abla? Savaş'la Yasemin'e bir nikah kıydıralım diyorum. Biz aşirete daha Ömer'imin müjdesini veremedik. Şanıyla, şerefiyle ikinci geliyor. Doğru diyorsun da abla. Ne? Yasemin yanlış anlamasın şimdi. Öyle kuma alır gibi. Yok, ne varmış bunda yanlış anlaşılacak, söyledim ben zaten Yasemin'e. Sen İsmail'e söyle arasın hocayı. Ne zaman müsaitmiş, halledelim şu meseleyi. Leyla'nın buyurun. Biz de Fidan'la konuşuyorduk. Yasemin'le Savaş'ın nikahını kıydıralım artık diyorum. Ne zaman yapalım, ne dersiniz? Nikah mı? Şey, imam nikahları kıyılsın bir an önce diye düşünmüştü ablam. Vakti gelince o da yapılır elbet. Ama önce resmi nikah yapılması daha münasip değil mi Şahmaran? Kanunen dahi öyle. Kanunları iyi kötü ben de biliyorum Leyla Hanım. Ama bir de hakikatler var. Örfümüz, töremiz var. Resmi nikah Savaş'ın bileceği iş, o düşünür. Ama biz büyükler olarak üstümüze düşeni yapalım diyorum sadece. Yapın Şahmaran. Bildiğiniz gibi yapın. Niye güceniyorsunuz Leyla Hanım? Hiç anlamadım. Göğsümüzü gere gere Yasemin Savaş Ağa'nın karısıdır, oğlunun anasıdır diyeceğiz. Fena bir şey. Hem bu hal nikahsız sizin içinize siniyor mu? Benim size diyecek lafım yok Şahmaran. Yok. Gizli kalması çok önemli. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı ağam. Bizden de kimse bilmeyecek. İyice anladın değil mi? Biri çıkıp da sağda solda boş boğazlık edecek olursa... Yok ağam, olmaz öyle şey. Olmasın. Olursa senin hesabını keserim. Baş üstüne ağam. Elbet var bir hesabın Savaş. Ben o hesabı bozarım. Bana güven bir tanem.
Canım sana tabii ki güveniyorum ama... Güveniyorum. Her şey değişecek. Yasemin bu kadarı... Burada mıydın Savaş? Ben Yasemin'i yalnız zannettim. Kusura bakmayın çocuklar. Gelin lütfen. Çıkıyorum ben de. Anne ne oldu, birine mi kızdın? Gel otur şöyle. Anne. Oğlum gel. Yasemin'le konuşmuşsun. İmam nikahıyla ilgili. Konuştum. Evet. Ne var bunda? Önce benimle konuşsaydın keşke. Her şeyin bir zamanı var değil mi? Bak Savaş. Ailemizin reisi, aşiretimizin ağası sensin. Sözünün üstüne söz söylemek kimsenin haddi değil. Aminna. Ama benim de mesuliyetlerim var. Bir şeyler ihmal ediliyorsa ikaz etmek vazifem. Hiçbir şeyin ihmal edildiği yok. Sen öyle düşünebilirsin. Yasemin'e karım diyorsun. Ama aşiretin gözünde senin tek bir karın var, o da Çiçek. Yani kıyalım bir nikah, mesele çözülsün öyle mi? Öyle bir şey olmayacak anne. Bu imam nikahı konusunu bir daha açma, olur mu? Bu evde huzur istiyorum ben. İyi ama Savaş, bu durum tuhaf değil mi? Çok şükür ikinci torunum geliyor. Yasemin de bu evde yaşıyor. Böyle nikahsız kalınmasın artık. Bak benim istediğim her şey usulünce olsun artık. Olur her şey usulünce. Yalnız ikimizle ilgili ne olacaksa Yasemin'le ben karar veririz buna. Verin o zaman bir karar Savaş. Bak bu durum yüzünden yeni torun geliyor diye göğsümü gere gere duyuramıyorum ben. Gönül istemez mi torun? Anne benim de gönlüm istiyor bebeğim doğacak diye dört bir yana haber salmayı. Susuyorsam, sessiz duruyorsam bir bildiğim, bir hesabım var. Bildiğin, hesapladığın neyse benim niye haberim olmuyor? Olacak anne. Sabret biraz. Her şeyden haberin olacak. Konuşacağız. Anne... Senden istediğim biz konuşuncaya kadar öyle alelacele tekliflerle gitme Yasemin'in yanına. Benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun anne? Sıkıştım kaldım, nefes alamıyorum, sen de gelme üstüme ne olur. Konuştuk Savaş'la dedim ya, imam nikahı falan olmayacak. Şahnur Hanım'a anlat sen onu. Kızım, ben yanındayım senin. Daha fazla üzül diye de söylemiyorum bunları. Ama dayanamıyorum artık. Bak ne hale getirdiler seni. Her şey yoluna girecek, merak etme. Her gün bir olay, her an korku içinde. Senin hayalin bu muydu? Gözünün içine baka baka seni kuma yapıyor bunlar. Görmüyor musun? Anne yeter! Yalan mı Yasemin? Tamam, Savaş'ı seviyorsun, çocuğunun babası. Ama işte evli, nikah başkasında. Yetmezmiş gibi şimdi bir de imam nikahı çıkardılar. Yarın öbür gün senin üzerine de birini getirir bunlar. Ne diyorsun sen anne? Ne dediğinin farkında mısın? Anne lütfen. Tamam, endişeni anlıyorum. Evet, alışık olmadığımız bir hayat bu. Ama Savaş'a güveniyorum ben. Bu dünyadaki herkesten daha çok güveniyorum. Çok iyi. Güven tabii. Bu evde ne işimiz var diye de düşün ama. Anne biliyorsun. Biliyorum. Ne zaman çıkacaksın bu evden? Sen bunu biliyor musun? Çıkabilecek misin? (Gülüyor)
Hala uyumadın mı? Bak sabah kalkamayacaksın. Tamam baba, yatıyorum 5 dakika. Önemli bir gündü galiba. Yaz bitmiyor. Yo, matematik sınavı vardı, iyi geçti. Müzik dersine şarkı söyledik falan. Ha bir de Çiçek'le konuştum. Abisinde kalıyormuş. Hastaneden çıktı ya. İyi miymiş? Yarın okula geliyormuş. Sevindin mi? Ne zaman sinemaya gidiyoruz dedim. Abim biraz daha halletsin bakarız dedi. Gideriz değil mi baba? Okul çıkışına gelirsin. Üçümüz beraber gideriz ha? Bakarız demiş ya kızım. Sabırlı ol biraz. Hadi uyu artık. Geç oldu iyice. Pala. Ha canım. Haldun'un okula gitmemesine çok canım sıkılıyor. Hal derslerinden geri kalacak. Gitsin zaten artık yavaş yavaş. Ortalık sakinleşti. Onun da korkuları geçmişe benziyor. Evet. Eski neşesine kavuştu. Kaç kere gece yarılarına kadar konuştuk. Anlattım, dinledim. Çok şükür işe yaradı demek. Öyle tabii de Ceyda Hanım'ın ajansa davet etmesi de çok iyi geldi çocuğa. Ajanstı, reklam kampanyasıydı derken ne kaçırılma korkusu kaldı ne evden çıkma. Vallahi helal olsun Ceyda Hanım'a. Anlıyor gençlerin dilinden. Ya demek evladımın dilinden ben anlamıyorum ama el alem anlıyor öyle mi? Yok hayatım, ben çevresi falan değişti diye şey yaptım. Yoksa tabii senin konuşman iyi olmuş. Ben o manada tamam, şey yaptım. Tamam Pala tamam. Yorma kendini. Ben anlayacağımı anladım. Fidancığım. Allah rahatlık versin Pala. Geldim. Hakan. Merhaba Pelin. Ne güzel sürpriz. Gelsene. Savaş. Söyle bir tanem. Ne yapacağız biz? Ne bu? Tuzak soru mu? İçim sıkılıyor. Sıkılmasın. Ufaklıkta sıkılır sonra. Leyla annem iyi mi? Yemeği de inmedi. Değil. Ben de değilim. Kendi annem bana kuma olmaya razıymışım gibi davranıyor. Ay ona bile laf anlatamıyorsam. Sevgilim. Bunu konuştuk. Bir daha bu laflar edilmeyecek. Üzülme artık. Biliyorum. Ama Şahnur Hanım yarın neyle çıkacak karşımıza kim bilir? Bu evde olduğumuz sürece. Yasemin. Bu hepimiz için sıkıntılı bir durum. Olabildiğince kolaylaştırmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama inan, hepimiz için sıkıntılı. Biliyorum. Ben sadece işte. Ne oğlum? Ne de seni tehlikeye atmam mümkün değil. Hayatlarınız söz konusu olmasaydı bu eve gelmenizi teklif etmezdim Yasemin. Senden çok fazla sabretmeni istediğimi biliyorum. Biraz daha istemek zorundayım. Anlıyorum. Tek bir şey bilmek istiyorum. Bu evden ne zaman çıkacağız? Yakında tüm sorularına net cevaplar vereceğim. Söz veriyorum. Sözüme güveniyor musun? Thank you.
Çok hızlısın. Bir tane daha vereyim mi? Sağ ol. Pelin, aslında ben... Sen çok güzel bir kadınsın. İyisin. Anlayışlısın. Eyvah. Bu gidişatı beğenmedim. Zekisin. Yani bir adamı mutlu etmek için her şeye sahipsin. İşte bundan korkuyordum. Ama ben sana layık değilim de bari de tam olsun. Bak, onu diyemem. Ben de fena sayılmam, değil mi? Çok hızlı gelişti her şey. Daha tam ne olduğunu anlayamadan... Evlenip çoluk çocuğa mı karıştık? Benimle vakit geçirmekten hoşlanmıyor musun? Hoşlanıyorum tabii ki. O zaman hızlı gidip de ne yaptık? Ben senden hoşlanıyorum, sen benden hoşlanıyorsun. Beraber çok güzel vakit geçiriyoruz. Yani benim için öyle. Benim için de. Pelin, ne olur kızma bana. Ben biraz yavaşlamak istiyorum sadece. Bir süre görüşmeyelim diyorsun yani. Ne eksikse İsmail'e söyle, hemen tedarik edip getirsin. Sofrada kuş sütü eksik olmasın Kiraz, ona göre. Tamam hanım ağam. Günaydın. Günaydın. Hayırdır, misafir mi var? Yok oğlum, kendimize. Torunumun şerefine hiç değilse bir aile yemeği yiyelim dedim. Yeni canı kutlayalım. İyi düşünmüşsün anne. Tabii gönül kurbanlar kestirmek, ziyafet masaları donatmak istiyor ama... Anne. Ama tamam, ne söylesem anne. Yalnız başka bir mesele daha var Savaş, mühim. Nedir? Çiçek, bu kız senin nikahlı karın. Böyle olduğu sürece yeri burasıdır. Derhal buraya dönmesi icap eder. Bitti mi anne? Aşkım, işe gecikeceğim. Çıkalım mı artık? Sen çık o zaman. Beni bekleme. Ama aklım kalacak sende. Dikkatli git, tamam mı? Aman Bora. Çocuk muyum ben? Merak etme. Elimde değil, ne yapayım? Çok seviyorum seni. Ben de. Bora, akşam yemeği bekleme, olur mu? Annemlerle olacağım. Tamam sevgilim. Baran'ı öp benim yerime. Bebeğime de iyi bak. Olur aşkım. Güle güle. Abi, ben çıkıyorum. Bak, ilaçlarım burada. Hepsinin üstünde yazıyor. İhmal etme, tamam mı? Yemek de hazır. Tamam, sağ ol. Ben zaten okuldan çıkınca hemen geleceğim. Hadi git artık, geç kalacaksın. Dikkatli ol, yalnız başına bir yere gitme. Merak etme, senden talimatı almışlar. Etrafımda kuş uçurtmazlar. Görüşürüz. Güle güle.
Görüyorsun değil mi oğlum? Kötüler nasıl cezasını buldu. Mama saati geldi mi? Meyve saati. Hadi bakalım. Şimdi anneanne meyve yedirecek sana. Ömer, aç oğlum ağzını. Hadi canım. Aç ağzını. Ama sen muza bayılırdın anneanneciğim. İçi almıyor işte. Zorlamayın bari. O kadar abur cubur yerse olacağı bu. Artık meyve yemez oldu. Kaç defadır vermeyi deniyorum, kabul etmiyor. İstemiyor demek ki. Canı çekince yer. Hem çocuk çikolata isterken benim yüreğim el vermez ki. Kusura bakmayın ama ben o kadar katı olamam. Bunun katılıkla sertlikle ne ilgisi var Şahnur Hanım? Ben Ömer sağlıklı büyüsün diye yapıyorum. Baba. Oh. Ama böyle kurallarla çocuk büyütülmez ki. Onu yemez. O saati, bu saati. Makine mi bu? Ay. Güzel. Kızım, tek lokma meyve yemiyor artık Ömer. Zorluya zorluya sıkıldı tabii. Ama olmaz ki Yasemin'ciğim. Bu okumuş anneler de böyle vallahi. Kitaplar ne yazıyorsa onu yapıyorsunuz. Ay bırakın nefes alsın çocuk biraz. Ama Yasemin, saati, düzeni, her şeyi şaştı. Uykusu bile karıştı çocuğun. Ama bakın ben ne diyorum? Siz hala düzende, saattesiniz. Sıkmışsınız Ömer'i. Ya lütfen Ömer üstünden atışmayı bırakın artık. Şanur Hanım, bırakın benim başladığım gibi gitsin. Böyle iyi Ömer. Anne sen de bırak. Tamam şimdi meyve yemiyorsa dünyanın sonu değil ki, büyütmeyelim. Peki öyleyse. Benim güzelim. Ben Ömer'in iyiliği için fazla hassasiyet göstermişim demek. Anne lütfen öyle demek iste. Ömer. O neymiş? Oldu bu ne oldu? Öneriler bunlar. Hangi sloganı tercih ederim, ne dersiniz? Bu iyi bence. Bence de öyle. Baldan Holding'i gayet iyi anlatıyor. Peki. O halde kampanyamız için düğmeye basıyoruz demektir. Ben hemen basın ilanlarını hazırlamaya ve... Buyurun Savaş Bey. Hemen başlatmayalım kampanyayı. İçinize sinmeyen bir şey mi var? Hayır. Belki başka bir konuyu da bu kampanyaya dahil edebiliriz. Öyle mi? Peki bilgi alabilir miyim bu konu hakkında? Tabii. Zamanı gelince bilgilendireceğim sizi. Peki Savaş Bey. Ben uğurlayayım sizi. Teşekkür ederim. Alo Hakan. Bir bakar mısın bana? Sağ ol. Tuzu mu eksik biraz? Tuzlu yemek Leyla Hanım'ın tansiyonunu çıkarıyormuş ya Şahnur Hanım. Onun için az tuttuk. İyi. Kızlar hallederdi Fidan. Tamam, sarman meşhurdur ama yorulmasaydın keşke. Yok abla yok. Hiç yorulmam ben. Aa! Ne oldu? Abla ben buna nane koymamışım. Sen unutacaksın ha? Fidan. Seni bu ara pek iyi görmüyorum. Bir derdin mi var? Haldun'un hali abla. Şimdi de odasına kapanmış reklam şeyi. Neydi adı? Ama reklam lafı işte. Ona çalışıyormuş. Derslerine kafasını vermesi gerekirken.
Çocuğun bir kabahati yok ki Fidan. Kabahat ona bu aklı verenlerde. Ceyda Hanım da Ceyda Hanım. Baba oğul başka bir şey dedikleri yok. Nereden çıktı şimdi bu kadın, anlamadım ki. Nane verir misiniz bana? Neler kaynatıyorsunuz bakayım siz? Hoş geldin. Nazan hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Savaş Bey'in güvenini kazanmak kolay değil galiba. Yok, dikkatlidir tabii, mecbur. Anlıyorum. Ben heyecanlandım yeni kampanya deyince. Ayıp olmamıştır değil mi? Sordum öyle hemen nedir falan. Yok canım, niye ayıp olsun? Savaş aldırmaz öyle şeyleri. Ketum biri ama, orası kesin. Burcu ne? Bilmem ki, hiç anlamam ben. Yeğeninizin burcunu bilmiyor musunuz? İlahi çok şekersiniz. Sizinki balık ama değil mi? Efendim? Burcunuz diyorum. Balık olduğuna bahse girerim. Öyle mi? Evet. İltifat edilince utanan, hassas, duygusal, bir o kadar da düşünceli balık. Vallahi hiç bilmiyorum. Nasıl yani? Burcunuzu bilmiyor musunuz? Bari yaş gününüzü söyleyin de oradan bulalım. Onu da bilmiyorum demeyin sakın. Yok canım, insan yaşlandığı günü nasıl bilmez? Aslında yaş günüm yarın. İnanmıyorum. E kutlarım şimdiden. Sağ ol. Gelsene anne. Ömer'e bir bakayım dedim. Hii, ne yapıyormuş benim oğlum bakayım. Anneciğim, demin öyle aceleyle bir şeyler söyledim. Kusuruma bakma olur mu? Kusura bakılacak bir şey yok Yasemin. Sen kızımsın benim. Olur öyle şeyler. Ama Şahnur Hanım'ın tavrı çok ağrıma gidiyor bazen. Yasemin, ben biraz evime gitmek istiyorum kızım. Anne, olur mu hiç öyle şey? Olur olur. Canım çok sıkkın Yasemin. Dilimi tutayım. Bir tatsızlık çıkmasın diyorum ama hele bu son mesele. Şahnur Hanım gözünü karartmış, kuma yapacak seni. Anneciğim, olur mu öyle şey? Böyle bir şey olmayacak, emin ol bundan. Şahnur Hanım'ın kafası belli kızım. Her fırsatta bunu isteyecek senden. Her fırsatta. İyisin, uzak kalayım ben biraz. Anne. Yasemin Hanım, misafiriniz var. Pelin Hanım geldi. Sağ ol Kiraz, geliyorum. Yarın dedin değil mi Savaş? Evet. Zaman kaybetmeyelim. Yönetim kurulu toplansın yarın. Savaş, merakımı manzur gör. Niye bu kadar acil toplanılıyor? Bir sorun mu var? Sorun çok Hakan. Ama çözüm için toplanacağız biz. Çiçek belki bahsetmiştir sana. Boşanma kararınız mı? Evet, bahsetti. İyi görünüyordu, sevinmiş bu karara. Ne güzel. Sana çok güveniyor Çiçek. Doğru tabii, sevindirici bir karar. Ama kolay olmayacak bu iş. Van'da aşiretler karşı çıkacaklar. Büyük sıkıntı olacak. Bunu bildiğim için bir şeyler planlıyordum bir süredir. Kısacası acil hareket etmenin tam zamanı. Anlıyorum. Yarın ayrıntılı anlatırım toplantıda. He. Bir şey daha söyleyeceğim sana. Yapma Pelin, ne olur. Seni böyle görmeye alışkın değilim, çok üzülüyorum. Elimde değil ki. Farkında olmadan sandığımdan çok bağlanmışım ben Hakan'a. Çok özen gösterdim bu ilişkiye Yasemin. Aşkı bir kez kaçırdım Pelin, bak ikinci bir şansım var şimdi. Sakın onun elini bırakma dedim kendime. Ama şimdi neden böyle oldu? Bir şey olduğu yok Pelin'cim. Sadece ağırdan alalım demiş Hakan, bitirelim dememiş ki. Belki aklı karışık, kendi kendine kalıp düşünmek istedi. Bu bitirelim demektir Yasemin. Sen de biliyorsun. Her kadın bilir bunu. Anlar. Belki de aklında başka biri var. Daha neler canım, bunu da nereden çıkarıyorsun? Neyse,
Kusura bakma ne olur, kafanı şişirdim. Olur mu canım öyle şey? Sen ne alemdesin? Nasıl gidiyor evde hayat? Ay hiç kolay değil hiç. Buradan ne zaman çıkacağımı bilememek çok fena. Sevdiğin adam yanında ama. Evet, ikinci bebeği de biliyorlar artık. Ne güzel. Bayram havası vardır herhalde. Var tabii. Bu arada bir yemek yiyeceğiz akşam. Küçük bir kutlama. Pelin'le seni de bekliyoruz tabii. Ya oğlum niye durgunsun sen? Dikkatimi çekmiyorsan mı ha? Bir sorun mu var Pelin'le? Ben Pelin'le konuştum. Biraz yavaş gidelim dedim. Zaman istedim yani. Eh be oğlum sen de. Ne demek yavaş gidelim? Kadınlar yutar mı bunları? Bana bak. Başka biri mi var? Yok hayır. Kimse yok Savaş. Ya ben belki biraz yorulmuşumdur. Bilmiyorum. Tamam tamam. Uğraşma açıklayacağım diye. Öyle hissediyorsan öyledir. Sormayacağım ben de başka bir şey. Hele şükür evine dönebildin. Bir iki kitabımı unutmuşum, onları almaya geldim. Gideceğim. Yeter artık Çiçek. Hastanede abine refakat ettin tamam. Eve çıktı bırakmadın, ona da tamam. Ama senin evin burası. Bunu unutma. Yarın burada ol. Doğrusu da budur. Ay Nazan. Ha ben çok kilo aldım. Hiçbir şey olmuyor üzerime. Ay onu da nereden çıkardın yenge? Sen her giydiğinle, her halinle çok güzelsin. Hem dayım da bayılıyor sana. Öyle mi dersin? E tabii. Tamam. Bir de buna baksana yenge. Bak. Ağırdır. İçeri ben götüreyim istersen. Götür götür. Sabahtan beri bir oraya bir buraya koşturmaktan öldüm zaten. Kiraz, biri mi gelecek? Yasemin Hanım bebek bekliyor ya, Şahnuran'a yemek verin. Yasemin hamile mi? Hı hı. Çok güzel oldun yengecim. Ya, iyi mi? Biraz dar sanki. Ay aşk olsun, yakışmasa gider miyim? Aman kızım, ne bileyim. Şimdiki kadınlar dal gibi incecik. İnsanın morali bozuluyor valla. Ha benim zamanımda kilo makbuldü. Sen birkaç ay sonra beni gör. Baran'a hamileyken nasıl şişmiştim hatırlıyor musun? Kapılardan sığmıyordum. Bakalım şimdi nasıl olacağım? Nazan. Sahi ne zaman vereceksin aileye haberi? Bilmem ki. Daha erken. Müjdenin erkeni mi olur kızım? Bak hazır bir bebek kutlaması var. Gel bunu iki yapalım. Herkesin sevinci ikiye katlansın. Bilmiyorum yenge. Annem ters bir şey söylerse çok kırılırım. Aa, daha neler. Ablam aksidir biraz belki ama torun deyince akan sular durur. Gel beni dinle sen. Bundan daha uygun bir zaman olamaz. Heh. Anne bu ne? Görmüyor musun kızım? Valiz işte. Görüyorum da ne oluyor? Evime dönüyorum kızım. Ama anne niye?
Beni şimdi yalnız mı bırakacaksın? Ben kararımı verdim Yasemin. Uçak biletimi bile aldım. Burada daha fazla durmanın bir alemi yok. Huzurunuzu kaçırıyorum gibi geliyor. Anne lütfen. Lütfen beni yalnız bırakma. Sana ihtiyacım var lütfen. Vay be Cemal. İyi ki çıkıp geldin. Neredeyse ölüp gidiyordum bak görüşemeden. Yok öyle gitmek falan. Mahpus damlarında onca senelerimiz geçti beraber. Hele şimdi bak temizlenip gelmişim. Seninle daha çok işimiz var kardeşim. Var ya. Arkadaşım gelmiş yanıma. Çok işimiz olacak haliyle. Eyvallah Yavuz. Nedir vaziyet? Bir gelişme var mı karşı tarafta? Boşanma dilekçesi imzalandı. Savaş'a ölüm fermanını imzaladı desene. Bitti bu iş. Daha yeni başlıyor diyelim. Nasıl yani? Dengeler çok hassas Cemal. Çok hassas. Babam vurulduğunda kan başlatmadım. Durdurdum aşireti. İki taraf da takdir etti haliyle. Ne kadar değerli bir şey güven kazanmak. Halel getirmemek lazım. Velhasıl boşanmayı destekliyorum ben. Zorla güzellik olmaz değil mi? Ne kursun be Yavuz. Tabii herkes senin gibi güçlü, dirayetli olamaz. Cahil insanlar neticede. Hamz'ın kardeşini kapının önüne koydu derlerse el alemin ağzı torba değil kimsesin. Tavşanı kaç, taziye tut. Helal, helal. Bir ara pek süzülmüştün Nazan. Şimdi iyi görüyorum seni. Toparladın maşallah. İyisin değil mi kızım? Bir şey var sizde. Anne. Ben de sana tam bunu söyleyecektim. Neyi? Anne. Ben... Gebe misin yoksa? Ay kızım. Ay. Ay yavrum. Annem. Annem. Ay canım benim. Tebrik ederim. Kocan ne diyor bu işe? O da çok sevindi anne. Bir görsen hemen hazırlıklara başladı. Bana da pek ihtimam gösteriyor. Üstüme titriyor. Tasvip etmediğimiz bir evlilik yaptın Nazan. Evet. Ama madem ki tam bir aile oluyorsunuz, bana laf düşmez artık. Ay çok sevindim kızım. Ay hayırlısıyla bir kucağına al evladını kızım. Sağ ol annem. Sağ ol. Hanımam, akşam için mutfaktaki masayı mı kuracağız yoksa buradakini mi?
Buradakini kızım, buradakini. Çifte sevincimiz var bu akşam. Buraya kadar iyi de bu savaş neye güvenip de kalkıştı boşanmaya? Aptal değil ya. Senden gelmese bile sizin taraftan bela çıkacağını bilir. Bilir. Doğru. Elbet bir hesabı var kafasında. Ama neyse, o bana sürpriz olmayacak. İçeride adamın mı var? Bu nereye geliyormuş bakayım? Hah! Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Anne sağ ol. Sen yanımızda olunca ben de Ömer de daha iyi oluyoruz. Değil mi oğlum? Ben seni üzmek ister miyim hiç kızım? Ama sen de biliyorsun sonsuza kadar böyle süremez. Herkes kendi evini düzenli ister değil mi? Biliyorum. Yalnız Yasemin, ben yemeğe inemeyeceğim kızım. Sizin. Ömer kalsın benimle. Biz oynarız torunumla beraber. Heh? Hadi asma suratını. Aa, niye bunlar kondu? Gümüş takımlar nerede? Ay, her şeyi söylemek mi lazım Kiraz? Ben hallederim ablacığım. Dalmışım abla, ver ben yaparım. Kusuruma bakma. Tamam kızım, bırak. Sen bak bakalım başka eksik var mı? Bir de ben rica edeyim mi annene, ister misin? Beni kırmaz belki. Kırmaz tabii. Ama üstüne varmayalım bence. Zor vazgeçirdim gitmekten. Daha fazla üzülmesin. Hem üzülüyorum hem de hak veriyorum bir taraftan. Yanılıyorsun anne. Şahnur Hanım bana kuma gözüyle bakmıyor diyemiyorum ki. Yasemin. Gelsene canım. Siz boşanma için dilekçe mi imzaladınız Çiçekli? Boşanma gerçekleştikten sonra söyleyecektim sana. Her şey bittikten sonra. Ama böyle kendini kötü hissettiğini görünce haberin olsun istedim. Kimse kuma gözüyle bakamaz sana. Canımsın benim, bir tanemsin. Ve yakında resmen karım olacaksın. Ortalık çok karışacak. Evet. Ama bekliyorduk zaten bunu. Ben de ona göre yaptım hazırlığımı. Hazırlık mı? Yarın bir yönetim kurulu toplantısı yapıyorum ben. Orada duyurmak istediğim önemli bir şey var. Çifte sevinç var ha. Tebrik ederim kızım. Niye daha önce söylemedin? Ne bileyim dayı. Fırsat olmadı işte. Belli mi artık kız mı erkek mi? Bilmiyoruz dayı. Daha belli değil.
Aman sağlığı yerinde olsun da. Orası öyle tabii. Nur topu gibi olacak inşallah. İkinizinki de. Aa, doğru mu duydum? Evet kızım. İki torun birden geliyor. Bu ne güzel haber. Tebrik ederim. Sağ ol. Hayırlı olsun abla. Tebrik ederim. Sağ ol. İnşallah her şey istediğin gibi olur. İnşallah. E hadi o zaman, sofra hazır. Leyla Hanım da gelsin, geçelim ha? Annem gelmeyecek. Biz geçebiliriz. Gel anne. Kutlama falan derken yemeği fazla kaçırdım. O kadar da dikkat ediyordum. E olur öyle arada. Mutlu gün bugün. Kızlara verme. Birer bardak ılık ballı süt getir onlara sen. Yok, bana getirme Kiraz. Anne ben kalkayım artık, geç oldu. Sen bilirsin kızım. Şoför bıraksın seni. Hiç rahatsız olmayın. Ne olur. Ay canım. Güle güle kızım. Dikkatli ol. Otursaydın yok, sen. Yok yok hadi gel. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler kızım. Nazan ne kadar mutluydu bu akşam. Ben de öyleyim. Hem baba oluyorum hem de dayı. Bir şey söyleyeceğim sana. Bana anlattıkların var ya, yapmayı planladığın şeyler. Evet. Hamileyim diye benden yardım istemezsen bozuşuruz. İkimizin mücadelesi bu. Ne zaman, nerede bana ihtiyacın olursa haber vereceksin, tamam mı? Tamam, kabul. İşimiz çok olacak zaten, öyle boş oturmak yok. Tabii doğum iznimi kullanırım, o ayrı. Ay bakalım o günlerde kız mı olacak kucağımda, oğlan mı? Bence ablama da sana da birer kız geliyor. Kız mı istiyorsun sen? Evet. Düşünsene iki kız cıvıl cıvıl koşturup duruyorlar etrafta. Büyüyünce Ömer de abilik eder onlara. Gezdirir. Oh! Bakıyorum hemen diktin Ömer'i kızların başına. Ne var? Sahip çıksın tabii kızlara. Biz yaşlanmış olacağız o zaman. Yetişemeyiz. Aşkım, uyandın mı?
Bu sabah da ben sana kahvaltı hazırlayayım dedim. Canım benim. Annem bebeği iyi karşılayınca neşen yerine geldi. Vallahi öyle oldu. Doğrusu ters bir laf etmesinden korkuyordum. Aslında yüreği pamuk gibidir annemin. Bakma sen. Görünüşü sert sadece. Alemsin Bora. Hadi kahvaltıya. Yok. Benim hemen fırlamam gerek. Nereye? Kahvaltı etmeden olur mu? İşe geç kalıyorum. Daha ilk günlerden kaytarmaya başladı demesinler. Çok çalışıyorsun. Biraz zayıfladın da sanki bu ara. Üzme sen kendini. Ne yapalım? Baba olmak kolay değil. Aslan oğlum benim. Güzelim. Aferin benim oğlum. Aferin. Teşekkür ederim. Günaydın Hakan. Canım. Güzel. Tamam. Al. Hadi. Biz de çıkıyoruz şimdi. Tamam, görüşürüz. Yut bakayım. Yönetim kurulunu topluyoruz ya bugün. Ne oldu Savaş? Önemli bir şey mi var? Evet. Önemli kararlar veriyoruz anne. Büyük, ciddi kararlar. Öyle mi? Nedir Savaş? Şu toplantıyı yapalım. Akşam anlatacağım anne. Çıkalım mı dayı? Hadi bakalım. Aç ağzını. Abi. Efendim Çiçek. Ben eve dönsem kusuruma bakmazsın değil mi abi? Neden? Karşı mı çıkıyorlar benim yanımda olmana? Biliyorsun işte. Şahnura da senin yerin burası diyor. Aslında gitmezdim. Ama şu boşanma sırasında fazladan sorun istemiyorum hiç. Yakında bitecek nasıl olsa. Peki Çiçek. Böylesi daha iyi diyorsan tamam. Sağ ol abicim. Sağ ol. Ben gidip çantamı hazırlayayım. Doğru. Yakında bitecek. Oğlum anlatmayacak mısın? Niye toplanıyor yönetim kurulu? Dayı. Artık kesin olarak Çiçek'ten boşanıyorum. İşlemleri başlattım. Savaş. Çok ciddi bir karar bu. Biliyorum dayı. Biliyorum. Yavuz bunu duyduğu anda rahat durmayacaktır. Ben de olacakları önlemek için bir şeyler düşünüyorum bir süredir. Büyük bir şey yapmam şart önüne dikilmek için. Onları anlatacağım yönetim kurulunda. Anladım oğlum. Hah, Yasemin, çok merak ettim kızım. Sabah öyle apar topar çıktılar. Savaş akşam konuşuruz dedi. Senin haberin var mı? Ne anlatacak Savaş? Evet, aslında Savaş bahsetti biraz. Öyle mi? Nedir peki mesele, ne oluyor? Benim söylemem doğru olmaz Şahnur Hanım. Anlamadım. Yani akşam konuşuruz dediyse mutlaka bir bildiği vardır. Kendi istediği gibi anlatır her şeyi. Havuç kadar değil. Allah bana sabır versin. Ne oldu abla, neye kızdın? Aman Fidan, boş ver. Bir şey sormaya gelmiyor. Her şeyin en doğrusunu, en münasibini Yasemin biliyor. Şşş, abla yavaş. Yalan mı? Gelinden yana da damattan yana da şansım yok işte. Sinirlenme ablacığım. Torunlarını kucağına alınca böyle demeyeceksin ama. O da doğru ya. Fidan,
Nazan'ın kocasını da bir kahveye çağırmak lazım. Ha istiyor musun dersen, hiç istemiyorum. Kızım hamile artık. Ha böyle devam edersek üzülecek diye korkuyorum. Doğru düşünüyorsun ablacığım. Torun geliyor artık. Kızgınlıkları unutalım yavaş yavaş. Yönetim kurulu toplantısına gidiliyor öyle mi? Apar topar çıktılar evden. Sebep? Tamam. Tabii öğrenirsin eminim. Acele etme. Hadi eyvallah şimdilik. Hoş geldiniz. Nazan. Efendim canım. Bora dışarıdasın galiba, uygun musun? Bir müşteriyle görüşmeye gidiyordum canım. Sen ne diyecektin bana? Bora, annem bizi kahve içmeye davet etti. Nasıl yani, beni de mi? Evet, ikimizi de. Bugün olur mu diye sordu hatta. Çok sevindim. Olur, tabii ki olur bugün. Görüşmem bitince gelir alırım seni. Ne dersin? Tamam, anlaştık. Ne oldu? Musluk açılmaya başlıyor. Merhaba. Döndün mü eve? Evet. Şanlıurfa ısrar etti. Ben de tatsızlık olsun istemedim. Bu arada tebrik ederim bebek için. Teşekkür ederim. İnşallah bundan sonrası herkes için iyi olur. İnşallah. Ben inanıyorum iyi olacağına. Yakında boşanma da bittikten sonra iyi olacak. İnanıyorum. Tabii abimin desteği de büyük güç veriyor bana. Anlamadım. Abim destekliyor boşanmamı. Bu durumun beni yıprattığını o da anlıyor tabii. Yani itiraz etmiyor boşanmaya. Tabii. Bu evde abimin beni kaçırdığına inanılıyor. Biliyorum. Neyse görüşürüz. Efendim anneciğim. Evet anne. Duydukların doğru. Günaydın. Günaydın Savaş Günaydın. Bey. Günaydın. Günaydın. Yönetim kurulumuzun neden olağanüstü toplandığını merak ediyorsunuz tabii. Daha fazla merakta bırakmayacağım sizi. Bugün çok önemli. Hatta tarihi bir karar için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Evet. Burayı tanıyorsunuz. İzmir'deki entegre et tesisimiz. Anadolu'nun batısına buradan hizmet veriyoruz. Şimdi. Daha da büyüğünü kuracağız arkadaşlar. Başladığımız işi bitirmenin zamanı geldi. Orta Doğu'nun en büyük entegre et tesisini memleketimiz Van'da kuracağız. Bu holdingin en büyük önceliği artık budur. Kimsenin beni kapıya koyduğu yok anne. Hayır, kimse bana git demedi. Bu boşanma istediğim bir şey benim. Hayır anne, böyle bir şey isteme benden. Lütfen. Hayır. Her şeyden mahrum kalırım ama onlardan kalamam anne. Kalamam.
gidecek. Annem, boşanırsan buraya gelirsin dedi. Bana gitmemi istiyor. Tamam, tamam, sakin ol. Öğretmenliği unut, tamam. Dizimin dibinde otur diyor. Ben anne bile olamamışım. Çocuklarımdan, öğrencilerimden de ayrılacağım şimdi. Van'daki bu yatırımın ilk hedefi gençler olacak arkadaşlar. Onlara ilk önce iş eğitimi vereceğiz. Ve sonra daha da önemlisi iş sahibi olmalarını sağlayacağız. Yalnız Savaş Bey, bölgede talep ne durumda acaba? Yani bu büyüklükte bir yatırımın yöneleceği pazar yeterince büyük mü? Benim önceliğim bu değil Hakan. Savaş Bey, ama yine de bir pazar araştırması yapsaydık. Yok, tam anlamadınız bence. Bakın, benim önceliğim istihdam. Bu büyüklükte bir tesis 1700 gencin iş sahibi olması demek. Hatta bu sayıyı daha da büyütmek istiyorum ben. Nasıl mümkün olacak bu? Baldar Holding'e yakışır şekilde davranacağız. Kendimize güveneceğiz ve büyük düşüneceğiz. Bütün kaynaklarımızı devreye sokacağız bu yatırım için. Haklısınız ama bütün kaynakları kullanmak çok riskli. Çünkü bu yatırımdan zarar edeceğiz gibi görünüyor. Haklısınız. Zarar edeceğiz belki. Ama ben kâr etmek için değil, gençleri kazanmak için giriyorum bu işe. Yeterince açık sanırım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hayırlı olsun. Hoş geldin Nazan. Hoş bulduk. Tebrik ederim. Ömer'e kardeş geliyormuş. İki kuzen arkadaş gibi büyürler artık. İyi günler. Holding'e gideceğim ben. Teşekkür ederim. Sağ ol. Buyurun Nazan abla. Nazancığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Buyurun Ceyda. Merhaba Abdülkadir Bey. Şimdi matbaadan çıktım. Pardon, sormadım. Müsait miydiniz? Tabii, buyurun, müsaitim. Sizin basılacak broşürleri kontrol için gitmiştim. Bir şeye takıldı aklım. Hatalı mı basılmış? Hayır, hata yok. Sadece renkler kafama takıldı. Basılmadan önce sizden onay almam lazım. Estağfurullah. Nasıl isterseniz öyle değiştirin. Benim için tamamdır. İçim rahat etmez. Fikrinizi almak istiyorum. Acaba buluşabilir miyiz? Matbaanın yakınında mesela. Çabucak çözmüş oluruz. Tabii gelebilirsiniz. Ben bir mutfağa bakayım. Anneciğim,
Bizi affettiğiniz için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Evlenirken izninize başvurmadık, kabahatliyiz. Siz büyüklük gösterdiniz, bizi evinize kabul ettiniz. Sağ olun. Doğacak torunumun da hatırı var tabii. Anneciğim. Bir dakika Nazan. Madem artık bir çocuğunuz oluyor, ona göre davranmanı bekliyorum senden. Hem bize yakışır bir damat, hem de iyi bir baba olmanı bekliyorum. Ben zaten karım ve yavrularım için yaşıyorum. Bütün hayatım Nazan, Baran ve doğacak bebeğimiz. Son bir şey daha var oğlum. Kızımı üzersen, sen de üzülürsün. Bilesin. Yasemin, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Kötü bir şey yok değil mi? Ne oldu, biri mi üzdü seni? Yo, konuşmak istedim seninle sadece. Zamanın var mı? Tabii. Gel otur şöyle. Hoş geldiniz. Beklettim galiba. Kusura bakmayın. Malum trafik. Rica ederim. Siz kusura bakmayın. Beni kırmayıp geldiniz. Gerçi ben pek anlamam bu işlerden ama madem ısrar ettiniz. Bakın. Nasıl olmuş ilanlar? Sürpriz. Teşekkürler. Gerçekten sürpriz oldu. Teşekkür ederim. İyi ki doğdunuz Abdülkadir Bey. Nice yaşlara. Ben böyle sürpriz görmedim. Ama siz benim... burçlardan. Bu da küçük bir hediye. Hay Allah, ne zahmet ettiniz. Bakalım beğenecek misiniz? Beğenmez olur muyum? Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de öyle. Nice yıllara. Kötü oldum abi. Annem açtı telefonu, doğrudan buraya gelirsin dedi. Olacak bunlar Çiçek. Ne diyorsun abi? Boşanınca bırakacak mıyım yani öğretmenliği? Sen abini dikkatli dinlemiyorsun galiba. Ne dedim ben sana? Seni destekliyorum dedim. Evet, öyle dedin ama. Bak, hala endişeler içindesin. Tabii ki olacak bunlar. Tabii ki annem söyleyecek. Ama ben arkandayım dediysem, o laflar söylendiğiyle kalır, tamam mı? Sen canını sıkmayacaksın. Bana güveneceksin. O kadar. Sağ ol abi. Canım benim. İyi ki varsın sen. Çok kötüydü Çiçek. Annesiyle konuşmuş, boşanırsan öğretmenliği bırakıp buraya gelirsin diyormuş. Bu süreç herkesi sarsacak canım.
Bekliyorduk bunları zaten. Konuşurum ben Çiçek'le. Ne yapabiliyoruz bir bakarız. Destek olmaya çalışırım. Tabii buna izin verirse. Destek dedin ya. Ben asıl bunun için koşup geldim buraya. Yani? Çiçek bana ne dedi biliyor musun? Abisinin boşanmayı desteklediğini söyledi. Yavuz. Evet. Bu boşanmayı destekliyormuş öyle mi? Aynen bunu söyledi Çiçek. Sence neyin peşinde bu adam? Anlarım canım ben. Sen sakin ol. Sıkma canını. Merhaba Lara. Merhaba. Rahatsız ediyor muyum? Hayır canım, tabii ki etmiyorsun. Şey, ben diyecektim ki, akşama gelecek misin? Nereye? Tiyatro gösterisi var ya okulda. Bütün öğretmenler geliyor. Bugün müydü o? Unutmuşum. Hı, bugündü. Gelmeyecek misin yoksa? Başka program mı yaptın? Yok hayır, başka programım yok. Gelirim tabii. Hey süper. Ben babama haber veriyorum hemen. Çıkışta da bir şeyler yeriz hep beraber. Çok kalmayayım ben. Ha, bu arada soramadım. Toplantın nasıl geçti? Nasıl geçebilir sence? Doğru ya. Başında sen olduktan sonra. Büyük adım attık bir tanem. Artık sıra diğerlerinde. Birer birer halledeceğim hepsini. Yanındayım. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yanımdasın. Hoşça kal. Canım. Görüşürüz. Neredesin dayı? Ben bıraksaydım sizi. Hiç gerek yok. Yolunuzu uzatmayın boş yere. Çok mahcup ettiniz beni. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Ne oldu? İyi misiniz? Burktum galiba. Acıyor mu? Biraz. Bir yere gidelim, baktıralım ister misiniz? Yok yok. Şimdi geçer, merak etmeyin. Buyur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Dayı. Savaş, beni aramışsın oğlum. Neredesin? Konuşmamız gerek. Eve geçiyordum oğlum. Ne oldu, hayırdır? Yavuz. Çiçeğe boşanmayı desteklediğini söylemiş. Eyvah. Aynen öyle dayı. Beklediğim oluyor. Hazırlanıyor bu herif. Ortalığı ayağa kaldıracak. Görünen köy kılavuzu istemez dayı. Çiçek kızgın ya bize. Sonuna kadar yararlanacak bu adam. Kızın arkasından gizli gizli kardeşimi sokağa koyuyorlar diyecek aşiretine. Savaş. Oğlum kan gövdeyi götürebilir. Biliyorum dayı. Oranlarla bizim de konuşmamız gerek. Doğru. Biz de konuşalım. Anlatalım durumu. Moranların aşiret meclisiyle görüşmemiz gerek bizim. Bana mı gideceksin?
başka bir şey düşünüyorum. Muranların ileri gelenlerini davet edelim İstanbul'a. Bir oturup konuşalım. Ne yapıyoruz, ne düşünüyoruz bir anlatalım. Doğru söylüyorsun, öyle yapalım. Ha, bu arada ablamın haberi var mı bu boşanma meselesinde? Söylemedim anneme. Ama söyleyeceğim. Hatta çağıralım artık, onu da konuşalım. İyi ki buraya geldik. Yoksa kendimi çok kötü hissederdim. Of, yarısına çıkmak istedim. Kötüydü oyun, haklısın. Ama yine de kim bilir ne kadar uğraştılar. Doğru. Öyle düşünmemiştim hiç. Birazdan salata alacağım. Bir şey ister misiniz? Hayır canım, sağ ol. İnanılmaz bir etkim var Lara üzerinde. Ne dersen dinliyor. Geçen gün okulda yardım etmişsin galiba ona. Aa evet. Dersle ilgili bir şeye takılmıştı. Beraber çalıştık biraz. Lara çok akıllı. O da senin çok iyi bir öğretmen olduğunu söylüyor. Hatta o gün ilk defa ileride ne olmak istediğini söyledi. Öğretmen mi olmak istiyormuş? Lara seni örnek alıyor kendine. Çiçek'le sen boşanmaya karar verdiniz. Savaş, sen ne yaptığının farkında mısın? Elbette farkındayım. Onun için deminden beri aldığımız tedbirleri anlatıyorum ya. Savaş, Van'a fabrika kurarak, moranlarla konuşarak biter mi bu iş sanıyorsun? Ya nasıl biter anne? İki taraftan da kimse kalmadığı zaman mı? Bunu mu bekleyeceğiz hep beraber? Canım Allah korusun. Sen anlamak istemiyorsun beni. Ben bu yaşıma geldim, iyi niyetle kanın durduğunu görmedim. Bütün bu anlattıklarım sadece iyi niyet gibi mi görünüyor? Birbirini vuran gençlere çare sunmaktan bahsediyorum ben sana. Elinizde silah değil, iş olsun diyeceğim ben onlara. Hayatı tercih edin diyeceğim. Hepimiz kan tehdidi altında yaşadık bugüne kadar. Hepimiz. Ama sadece bizim üzerimizdeki tehdidi savuşturmak yetmez. Ya iki tarafa da başka bir yol göstereceğiz? Ya da bu kanlı gün hepimiz boğacak. İnsanlar akıllanacak sanıyorsun. Öyle mi Savaş? Bunun için bütün varımızı, yoğumuzu yatırıyorsun. Ya haksız mıyım Pala? Niye susuyorsun, söylesene? Bilmiyorum abla. Bundan sonra ne olur, ne biter hakikaten ben de bilmiyorum. Ama böyle gitmez. Onu iyi biliyorum. Ben artık boğuluyorum. Biz de. Onlar da can korkusuyla yaşarken bu evde huzur içinde oturamam ben. Bu kan hayatımızdan çıksın istiyorsak uykularımız kaçacak. Başka yolu yok. Bir hayal uğruna bin yıllık aşiretimizi, bütün birikimimizi tehlikeye atıyorsun yani. Ben söyleyeceğimi söyledim anne. Çiçek'le boşanacağız. Onu da, bütün çiçekleri de koruyacağım ben. Benim anladığım ağalık bu. Ve o gün geldiğinde, o fabrikada aşiretlerin çocukları yan yana çalışmaya başladığında, Yasemin'le evleneceğim. Thank you.
Hiç bir şey söylemeye gelmedim. Kıyamet koptu evde ha? Güzel. Savaş ağamız kararlı demek. Van'daki şantiye hemen faaliyete geçti öyle mi? Helal olsun Savaş'a. Bunu bilmem iyi oldu. Sana verdiğim parayı bankaya falan yatırma, anladın mı? Açık verme. Anladım ya Buza. Merak etme. İzin belli etmem. İyi. Ne de olsa sık sık konuşacağız artık. İşe mi? Evet. Yasemin'i ajansa bırakıp şirkete geçeceğim. Hadi canım. Efendim? Ne? Savaş. Ne zaman olmuş bu? Savaş, ne oldu? Dönecek bir gün diyor, gönül artık kapı duvar, o ben gibi sevmiyor. Bir değil, iki değil, niye diye soruyorum. Hak ettim bu değil, artık ondan korkuyorum. Kırılacak, dökülecek neyim kaldı? Her şeyimdi, eller aldı. Kırılacak, dökülecek neyim kaldı? Elleri her şeyimdi, eller aldı. Dağ gibi, çınar gibi bilirdi herkes beni. Geriye sevemeyen bir kalp kaldı. Dağ gibi, çınar gibi bilirdi herkes beni. Geriye sevemeyen bir kalp kaldı.